Güzel hemşehrilerim, önümüzde zor bir süreç var. Zor bir süreç. Bir yıl dişimizi sıkacağız. Hep beraber mücadele vereceğiz. Aynen İstanbul'da olduğu gibi. Aynen İstanbul'da olduğu gibi. Ne yaptık? Beni partim İstanbul'a aday gösterdi. Dedi ki seni İstanbul'a aday yapıyoruz. Buna vesile olan Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na minnet duygularımı iletmek istiyorum. Bayramın birinci günü kendisini aradım, tebrik ettim. Trabzonlu hemşehrilerine kocaman selamlarımı söyle dedi. Peki ne oldu? Adaylaştıktan sonra dedi ki biz bu işi ittifakla başarabiliriz. Ne oldu? Millet İttifakı tesis edildi. İyi Parti tereddütsüz destek oldu kardeşinize. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener bize kayıtsız şartsız en zor anlarımızda en önde katkı sunarak destek oldu. Bayramın birinci günü kendilerini de aradım. Bayramını tebrik ettim. Sayın Meral Akşener'in de size selamlarını getirdim. Ve hep birlikte kazandık. Hep birlikte ancak yetmez dedim. Biz bu ittifakımızın adını İstanbul İttifakı koyalım dedim. Sağ olsun kabul ettiler ve İstanbul İttifakı olarak yola çıktık. Ben AK Partili'nin de oyunu aldım. MHP'linin de oyunu aldım. Saadettin'in de hepsinin oyunu aldım. Sonra o oylar sandığa atıldı ya. Oylar sandıkta karıştı. Kimin oyu belli mi? Değil. Vallahi de billahi de ben zannediyorum ki 16 milyon İstanbul'un hepsi bana oy verdi. Hepsi. Şimdi kıymetli hemşehrilerim, bu bir yıllık süreçte olağanüstü bir adım atılmıştır. Başta az önce söylediğim iki genel başkanımızın liderliğiyle beraber 6 siyasi parti ihtiyacımız olan eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, adaletin, hukukun, liyakatin var olması için bir mücadele sürecini başlattılar. Çok kutsal bir masa. İlkeleri çok önemli. Onların bu mücadelesine hep birlikte destek olmakla yükümlüyüz. Kıymetli hemşehrilerim, bu kardeşiniz, bu hemşehriniz şimdi Trabzon'un bu meydanında çocukluğunda bayram törenlerinde burada geçiş yaparken heyecanla yürüyüş yapan bu hemşehriniz milli duygularıyla, insani duygularıyla, vicdani duygularıyla bu hemşehriniz yine Trabzon'da hepinizin huzurunda söz veriyorum. Bu sürecin en çalışkan ve fermanlı olacağım. En çalışkan.